this. It broke through. It broke through. That's a lot of weight. There's over. Korkarım Yusuf ağam. Ya bu Frank beni düşürdüğü gibi seni de bir oyuna düşürürse, ya Allah korusun seni de yenerse, bunların hilesi çok oluyor. Korkma bre Nurullah. Bir haftadır oldu seninki. Bu çorbacılar bana bir şey yapamazlar. Biz Pomak Osman'ın, Ker İsmail'in çırağıyız. Pehlivanlar pehlivanı Koca Ali Çöl'e güreş atmışız. Bu kafirlerden mi korkacağım? Sen gönlünü ferah tut. Senin de hesabını soracağız inşallah. İnşallah ve Yusuf ağam. Küçük otel odasında Kara Osman dinlerken Yusuf ve Nurullah hararetli bir sohbete dalmıştı. Neler olduğunu konuşuyorlardı. Neler olmamıştı ki? Yusuf'un herkesi yendiği için güreşlere bile çağrılmadığı, doğru düzgün para kazanamadığı bir pazar gününde kahvede otururken Nurullah 2 metreyi aşan devasa bedeniyle içeriye girmiş, ardından da Avrupa tarzı giyinmiş yine Avrupalara benzeyen birisi girmişti. Nurullah önce Monsieur Dobre'yi Yusuf'a tanıştırmış, sonra da gelme niyetini söylemişti. Bu çorbacı beni buldu be usta. Hepten beğendi bizi. Frangistan diyarlarına götürmek ister. Beni inecek kimsenin buralarda bulunmayacağını düşünmediğini söyledi de aklıma sen geldin. Allah için usta, sen beni hep yenersin. Nurullah, aklın yerinde mi be? Ne işimiz var oralarda? Yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Ne diye başımıza iç açarsın bre? Öyle deme usta. Bilirim ki burada güreş yapamazsın. Zaten 10 altın için bazen 10 kere güreş tutarız. Hatta bazen bir bardak suyuna güreş tutarız. Bu herif ise orada yapacağımız her güreş için ister kazanalım, ister de kaybedelim 20 altın veriyor. 50 altını sana peşinen verecekmiş. Bana da 20 altını peşinen verecek. Orada bizden en fazla 10 güreş isteyecek. Gerisinde özgürüz. Ayrıca oralarda Osmanlı sefareti de varmış. Yani kaybolmayız. Sana vereceği 50 altınsa yol parasını 5 kere karşılar. Yalnız yanımıza bir kişi daha istermiş. Onu da şimdiden 10 altın, her güreş için de 10 altın verecekmiş. Her ne kadar Yusuf bu teklife sıcak bakması da Nurullah'ın ısrarları ve üstelik de para kıtlığı onu kabul etmeye mecbur kılmıştı. Ardından işlemleri tamamlayıp Frank diyarlarına varır varmaz Yusuf vatanını özlemeye başlamıştı bile. Geldikten sonra Forney gibi, Pietro gibi ünlü isimlerde güreş tutan Yusuf hepsini kısa sürede ve rahatlıkla yenmişti ancak Bordo şampiyonu Fernel Sabe ile yaptığı ilk güreşte gafil bulunan Yusuf bir kol kapmasıyla yere atılmış, son anda ringin iplerine tutunarak yere sırt üstü düşmekten kurtulmuştu. İplere tutunmasını faul kabul eden seyirci onun yenik sayılmasını isterken hakemler maçı ertesi günü erteledi. Nihayet ertesi gün Sabe yine aynı oyunu yalınca bu sefer gafil avlanmayan Yusuf bir anda 95 kiloluk rakibini kaldırıp yere vurarak 4 saniyede de hem yenmiş hem de bir dünya rekoru kırmıştı. Türk pehlivanlarının yenilmezlik serisini bozansa maalesef Nurullah olmuştu. Beklemediği bir oyuna düşerek 2 seferdir berabere kaldığı Pons'a yenilen Nurullah çok üzülmüş, Yusuf ise bu galibiyeti kabul etmeyerek binlerce Fransız seyircisinin önünde Pons'u maça davet etmişti. Artık onuru ve şerefi de söz konusu olan Pons, maçı kabul etmek zorunda kalınca seyirciler müthiş bir güreş seyredecekleri için sevinçten çıldırmıştı. İki yenilmez adam nihayet karşı karşıya geliyordu işte. Yusuf'a 10 dakika dayanana 500 frank ödül konmuştu. Ancak bu ödüle biraz olsun yaklaşabilen bir kişi bile olamamıştı. Gambia ve Raul gibi müthiş güreşçi dahi Yusuf'un karşısında 10 dakika dayanamadılar ve 500 frank ödülü alamadılar. Artık bütün dikkatler Fransızların uzun yıllar Avrupa'nın en kuvvetli, en usta güreşçisi unvanını kimseye kaptırmayan Paul Pons'a çevrilmişti. Üstelik Paul, 2 metreden uzun boyu ve 160 kiloya yakın ağırlığıyla tam bir dev olan Türk Filiz Nurullah'a dayanmıştı. Sonunda güreşin tarihi 28 Nisan 1895 olarak açıklandı. Fransa kaplarını tutan bütün Fransızlar en güzel ve renkli elbiselerini giyerek Folies Bergère güreş salonunu hınca hınç doldurmuştu bile. Hele Pons meydanda görülünce 10 dakikadan fazla süren alkış ve ıslık tufanı yüzünden Pons tam 4 kere gelerek seyircisini selamlamak zorunda kalmıştı. Yusuf'un büyük bir ağırbaşlılıkla dolu olan selamına ise yalnızca birkaç cılız ses işitildi. Hele ki kadın seyirciler arasından duyulan zayıf Joseph sesleri Yusuf'u kıpkırmızı etmeye yetmişti ancak ayıp olmasın diye onlara edepli bir şekilde karşılık verince kadınlar seslerini yükselttiler. Ardından gözü kenardaki fesli Türk gençlerine kaydı. Bunlar Paris'te okuyan Türk gençleriydi. Bir anda gözleri dolan Yusuf, burnunda vatan kokusuna karışmış bir sızı hissetti. Sahi ne kadar olmuştu vatanını görmeyeli? Vatanından bir parça görmek nasıl da yüreğini çarpmıştı öyle? Ah ah, şöyle ne varsa bırakıp
kekik kokan dağlarına, şiir gibi akan ırmaklarına, yeşil mi yeşil, güzel mi güzel ormanlarına dönmek için neler vermezdi ki? Hakemin uyarısıyla kendine gelen Yusuf, Pons'un kartal gözleriyle karşılaştı. Bir süredir Yusuf'un güreşlerini gizliden gizliye takip eden Pons, Yusuf'la kuvvet yarışına giremeyeceğini çoktan anlamıştı. Bu yüzden güreşle beraber kovalamaca da başlamıştı. Yusuf her ne kadar 1.88 boyu ve 120 kilo ağırlığıyla gayet iri olsa da 1.97 boyunda ve 130 kilo olan Pons'un yanında biraz ufak gibiydi ancak yine de oluşan görüntü ilginçti. Yusuf üzerine yürüdükçe Pons kaçıyordu. Pons'un güreş taktiği şuydu ki kendisini kovalarken Yusuf'u yoracak, halsiz düşürecek, sonra da yenmeye çalışacaktı. Pons koştukça Yusuf sinirleniyordu. Bu ne biçim Avrupa şampiyonu böyle? Daha öncekileri hiç olmazsa benimle güreşip bir şeyler yapıyordu diye söyleniyordu. Sanki Sultan Mahmut'un yenilmez pehlivanları Ağızkalı Mahmut ve İkiz Osman, bileği bükülmez Kazıkçı Karabekir, kuvvetine mandalar yetmez Keçecilik Kasım yaptığı bu rezil güreşi izleyip onunla eğleniyor gibi hissediyordu. Ne vardı da yiğitler güreşi, yağlı güreşi bırakıp bu maskarala alet olmuştu ki? Yusuf bir çare hakeme döndü. Rakibini gösterip ''Bu ne böyle? Herif hepten maskara, tutun şunu!'' işaretleri yaptı. Hakem gülerek aynı şekilde eliyle ''O kaçmayı beceriyorsa sen de yakalamayı becer!'' dedi. Yusuf çaresiz bir şekilde rakibini yakalama işine döndü. Pons tam bir tazı gibiydi. Yakalamak ne mümkün? Ne demişler? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü seferinde zor sıçrar. Pons da kaçarken bir köşede hafif sendeleyince Yusuf tepesinde bitti. Kendine gelir gelmez en enseyi yiyen Avrupa şampiyonu feryatla yere yığılınca Yusuf baka kaldı. Alt tarafı bir en ense için neden bu kadar yaygara kopmuştu ki? Doktor ringe gelirken seyirci de Yusuf'a ellerine geçen şeyleri fırlatıyordu. Yusuf şaşkın şaşkın ne yaptım ki dercesine yere bakıyordu. En sonunda doktor bir şey olmadığını söylemiş olacak ki Pons tekrar ayağa kalktı. Hakem de Yusuf'a yaptığı faul gerekçesiyle ihtar verince Yusuf'un asabı iyice bozuldu. Koskoca Avrupa şampiyonu yine tazı gibi kaçmaya başlayınca Yusuf ringin ortasında durup beklemeye başladı. Pons ona yanaşamayınca seyirciler gülmeye başladı. Yusuf hakemin devam işaretlerini de hiç takmayıp ringin ortasını göstermeye devam ediyordu. Adeta ''Ben köpek miyim de av kovalayayım?'' diyordu. Hakem Yusuf'un hiçbir şekilde oradan çıkmayacağını anlayınca Pons'u ikna etmeye çalıştı. Ancak Avrupa şampiyonu büyük bir inatla ortaya gitmekten kaçıyordu. Hakem de alık alık iki güreşçiye bakıyordu. Düdük çalıp güreşe devam işareti verdi. Ancak Pons yine gelmiyordu. Hakem tekrar yanına giderek uzun uzun bir şeyler anlattı. Bunun üzerine Pons'un neşesi yerine geldi ve etrafına gülücükler dağıtarak, seyircileri selamlayarak hakemin yanına geldi. Yusuf olan bitenlerden bir şey anlayamadı. Seyirciler gelişmeleri merakla izliyor, çeşitli tahminlerde bulunuyorlardı. Hakem acaba neye karar vermişti ki? Herkes nefesini tutmuş şekilde kararı bekliyordu. En fazla heyecana sahip kişi şüphesiz Dobler'di. Eğer Yusuf mağlup sayılırsa olan paralarına olacaktı. Sonunda hakem iki güreşçinin de elini tutarak şöyle söyledi. Güreş başladı, 40 dakikayı geçtiği için güreş ikinci bir güreş için ertelenmiş ve beraber ayrılmıştır. Bu ilanla beraber seyircilerin bir kısmı ne bulurlarsa ringe atarlarken bir kısmı da sanki o galip gelmiş gibi Pons'u alkışlamaya başladı. Sorge'nin kaplanı, Fransa'nın aslanı Pons, Sultan'ın aslanı Yusuf'a direnmişti. Paul Pons ise onlara uyup sanki kendisi galip gelmiş gibi yerinde zıplıyor, seyircileri selamlıyordu. Yusuf'un büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle kenarda durduğunu gören Nurullah hemen yanında bitti. ''Üzülme be koca usta. Sen bugün bize bu Frank'ten ne kadar üstün olduğunu gösterdin zaten. Bir dahaki sefere sana direnemeyeceğini de anlamış olduk. Bir dahaki sefere yenip artık rahatlarsın. Hadi gel otele gidelim.'' Yusuf çırağının peşinden Kara Osman ve Dobler'le birlikte soyma odasına giderken bir yandan da Pons'u kesiyordu. Bir anda Pons'la göz göze geldiklerinde cılız bir sesle şöyle dediği işitildi. ''Sen bekle çorbacı, sen bekle. Seni öyle bir yeneceğim ki değil bugün, 100 sene sonra bile bilinecek. Seni yere öyle vuracağım ki sesi değil bugün, 1000 sene sonra bile işitilecek.'' Bu sırada Pons'un da hafif bir tebessümle bir şeyler mırıldandığını görür gibi oldu. ''Yok canım, ona öyle gelmiş olmalıydı.'' Pons'a öbür taraftan Sultan'ın aslanın gidişine bakıyor, kara kara düşünüyordu. Sonra maçın hakemini çağırıp Fransızca bir şeyler söyledi. Ardından silik bir tebessümle oradan ayrıldı. Artık herkes Türk devi ve Fransız devinin karşı karşıya geleceği ikinci seferi beklemeye başlamıştı bile.